Sevgili çocuklar, sevgili veliler, hepinize merhaba. Yeniden yine bir matematik dersinde sizlerle birlikteyim. Bugün konumuz doğal sayıların alt başlıklarından biri olan doğal sayılarda karşılaştırma. Karşılaştırma biliyorsunuz çocuklar, en az iki sayının birbirine göre büyük veya küçük veya eşit olma durumuydu. Bunu hatırlarsınız sanırım. Sembollerini buraya yazmadım ama şöyle yazayım. Şu büyük işaretimizdi, şu küçük işaretimiz, şu da eşittir işaretimiz, zaten biliyorsunuz. Şimdi biz 2'den fazla tabi sayıyı da sıralayabiliriz. Hani ne deriz? Büyükten küçüğe doğru verilen sayıları sıralayın da diyebiliriz. Bu sıralamaları yaparken veya iki sayıyı birbiriyle kıyaslarken nelere bakacağız? Kısa kısa önce bunları yazdım. Bunlar 4. sınıfta biliyorsunuz zaten ama bir hatırlatma olsun istedim. Birinci bakacağımız ilk olarak basamaklara bakılır dedim. Aslında basamak sayılarına bakılır dersek daha doğru olabilir. İki tane sayı var bakın burada önümde. Ve bu iki sayıyı ben hangisi büyük, hangisi küçük kıyaslayacağım. Önce neye bakıyorum? Şu basamak sayılarına hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Bu 4 basamaklı bir sayı. Buna da bakalım. 1, 2, 3. Bu da 3 basamaklı bir sayı. Sizce bunun hangisi büyük? Tabii ki 4 basamaklı olan, içinde binler basamağında bulunduran 7362 sayısı büyüktür 128'den. Bunu bu şekilde yapıyorum. Şimdi eğer çocuklar basamak sayıları eşit ise o zaman ne yapacağım? Hemen ona bakalım. En büyük basamağa bakılır diyor bize notumuz. Hemen şu ikisine baktığımda ikisinin de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 basamak olduğunu görüyorum. Eğer ikisinin de basamak sayısı eşitse ne yapmışım? En büyük basamak burada, ikisinin de en büyük basamağı tabii ki binler basamağı. Onları daire içine aldım. Bu sayılara bakıyorum. 2 mi daha büyük, 3 mü daha büyük? Tabii ki 3 daha büyük. O zaman ne diyeceğim? 2673 sayısı küçüktür 3982'den. Bu sayının daha büyük olduğuna karar verdim. Üçüncü durum. Eğer ki hem basamak sayıları basamaklara eşit ise, hem en büyük basamaklar eşit ise o zaman ne yapıyormuşum? Sıradan diğer basamaklara bakıyormuşum. Hemen şuradaki örneklerde basamak sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın buraya küçük notçuklar alıyorum. Şimdilik siz öğrenene kadar yapabilirsiniz. Her ikisi de 5 basamaklı. O zaman en büyük basamaklara bakıyorum. Her ikisinde de 3 var. O zaman ne yapıyorum? Hemen yanındaki diğer büyüğe bakıyorum. Bakın her ikisinde 5 de var. O zaman ne yapıyorum? Bir yanındaki diğer basamağa bakıyorum. 6, burada da 6 var. Hala bir eşitlik var. O zaman bir yanındaki basamağa, yani onlar basamağına bakıyorum. Bakın burada 2 var, burada 3 var. Hangisi daha büyük? Tabii ki 3 daha büyük olduğuna göre demek ki bu sayı daha büyüktür. Ne diyeceğim o zaman? Buradan bakıyorum. 35.629 sayısı küçüktür 35.631 sayısından. Hemen buna geçelim. 1, 2, 3, 4 basamak. 1, 2, 3, 4 basamak. Basamak sayıları eşit. Buradan ne yapıyorum? En büyük basamağa bakıyorum. Her ikisine eşit. Yanındakine baktım. 2, 2 yine bir eşitlik var. 4, 4 yine bir eşitlik var. Son olarak birler basamağında bakın burada 3, burada 0 var. Hangisi daha büyük? Tabii ki 3 daha büyük olduğu için bu sayı daha büyüktür diyorum. Ne diyorum? 1243 büyüktür 1240'tan. Son olarak sonuncuya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak. Özür dilerim, 5 basamak. 1, 2, 3, 4, 5. Her ikisinin basamak sayısı aynı. En büyük basamaklara bakıyorum, aynı. Yanındakine bakıyorum, hala aynı. Bir sonraki basamağa baktım, yine aynı. Yine bir sonraki basamağa bakıyorum, aynı. Son olarak 8 ve 1 kaldı. Hangisi daha büyük? Tabii ki 8 büyük olduğu için bu sayı daha büyüktür diyorum. Nasıl okuyorum? 66.748 sayısı büyüktür 66.741'den. Bunları anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bunları silelim. Hani verilen rakamlarla sayı oluşturma konusu var bunun devamında. Onunla da ilgili birkaç bilgi verip örnek verelim. Bu şekilde dersi toparlayalım. Evet, örneklerimizi yazdım çocuklar. Şimdi burada yapacağımız şu. Bize verilen rakamlarla sayı oluşturma. Bize verilen rakamlarla sayı oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusu. Hemen bakalım. 4, 3, 1, 9 rakamlarını diyor. Birer kez kullanarak yazabileceğim en büyük sayı kaçtır? Şimdi bana burada kaç tane rakam vermiş? 4 tane rakam vermiş değil mi? Her birini bir kez kullanacağıma göre yazabileceğim zaten en büyük kaç basamaklı bir sayı olacak? Eminim söylediniz 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı olacak. Şimdi ne ister bunlardan? Birer kez kullanacağım ve en büyük yazacağım. Burası birler basamağı, burası onlar, burası yüzler, burası binler. Tabii ki ben bu sayının en büyük olması için ne yapardım? Binler, yani en büyük basamağı, en büyük rakamı yerleştireceğim. Burada verilen rakamların en büyüğü kaç? 9. Sonra en büyük 4. Sonra
3, sonra 1. Demek ki benim bu rakamları bir kez kullanarak yazabileceğim en büyük 4 basamaklı sayı 9431. İkinciye bakalım. Burada biraz daha çok olması için aynı rakamlarla işlemi yapacağız. 2, 0, 6, 4, 7 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı. Şimdi bu rakamları kullanıyormuşum ve 5 basamaklı ne yapıyormuşum? Önce en büyük sayıyı buluyorum. Hemen 5 basamaklı dediği için 1, 2, 3, 4, 5 tane basamağımı çiziyorum. 3 basamaktan sonra virgülümü de koydum. Bu benim okumamı kolaylaştıracak. Ve bakıyorum en büyük olması için en büyük basamağı, bunların arasından en büyük rakamı seçip yerleştiriyorum. Tabii ki 7, sonra 6, sonra 4, sonra 2, sonra da 0. Yazabileceğim 5 basamaklı en büyük sayı bu çocuklar. Diğerine bakalım. Yine bunu kullanarak 5 basamaklı, bu defa diyor ki en küçük sayıyı oluştur. Yine 1, 2, 3, 4, 5 basamağı çizdim. Virgülümü koydum. En küçük için başa bu defa da en küçük rakamı koymam gerekir değil mi? Benim en küçük rakamım 0. Peki bunu en başa koyabilir miyim? Koyamam. Neden? Çünkü bunu buraya koyarsam 0'ın sağda bir etkisi olmayacağı için sayı 5 basamak değil 4 basamağa düşecektir. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden diğer ikinci en küçüğü başa yerleştiriyorum. Yani 2'yi. Hemen sonra 0 artık yerleştirebilirim. Sonra diğer küçük kim? 4. Hatta şöyle üstünü bu defa tik atarak yazalım. Geriye ne kaldı? 6 ve son olarak 7. Demek ki 5 basamaklı yazabileceğim en küçük doğal sayı da 20.467. Şimdi yine aynı rakamlar üzerinden 5 basamaklı en büyük çift sayı diyor. Bu defa çift olmasına dikkat edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 basamağı çizdim. Çift olması için ne olması gerekir? Birler basamağındaki rakamın çift olması gerekir değil mi? Peki ben önce şurada çift rakamlarımı belirleyeyim. Bir defa maviyle yapalım. 2 çift, 0 çift, 6 çift ve 4 çift. 4 tane çift rakamım var. Burada oluşturacağım sayı en büyük mü, en küçük mü? Tabii ki en büyük. En büyükse ben büyükleri büyük basamaklara bırakayım. En son en küçüğü yazayım değil mi? Bunların içinden en küçük çift hangisi? 0. Öyleyse onu buraya yazdım. Şimdi geriye kalanlar için de şöyle bir çarpıcık atayım bunu kullandığım için. En büyük için geriye kalanları artık yerleştirebilirim. En büyük kim? 7. Sonra 6, sonra 4, sonra 2. Bakın aslında bulduğum en büyük sayı aslında aynı zamanda en büyük çift sayıymış. Bunu da ikisi arasında fark etmiş olmanız lazım aynı olduğunu. Son olarak en büyük tek sayı diyor. Yine en büyük yapacakmışım. Yine 5 basamak çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa da ne ister benden? Tek sayı. Birler basamağının altına bakın T yazıyorum ya da tek yazalım. Buraya bir tek rakam gelmesi lazım ki bu sayı tek olsun. Şimdi o zaman önce oradan başlayayım. Tek ne var elimde? Zaten sadece elimde tek bir tane rakam verilmiş 7. O zaman mecburen ne yapıyorum? 7'yi birler basamağına koyuyorum. Şimdi yine eleme yöntemiyle gideyim. 7'yi kullandım. En büyük olmasını istiyorum sayımın değil mi? O zaman en büyük basamağa geriye kalan en büyük rakamım 6'yı sırasıyla 4, sonra 2, sonra 0 yazarak yerleştiriyorum. Demek ki benim en büyük tek sayım, verilen rakamlarla oluşturabileceğim en büyük tek sayım 64.207'ymiş. Burada çocuk aslında zor hiçbir şey yok. Sadece adım adım sıra sıra gitmeniz lazım. İlk ne yaptık? Kaç basamaklıysa bunu çizdik. En büyük diyorsa en büyük rakamları en büyük basamaklara yerleştirdik. En küçük diyorsa sıfır hariç en küçük rakamdan başlayarak yerleştirdik. Sayı tek veya çift diyorsa da önce basamak sayısını çizip Ç çift veya T tek yazıp buna göre rakamlarımı basamaklara yerleştiriyorum. Bunların benzeri zaten kitapta vardı. O yüzden bu tarz bir örnek seçtim. Oradan da yapacağınızı düşünüyorum okul kitaplarımızdan. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Umarım faydalı olur. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.